Bildiğiniz gibi denge bağlantısını nasıl yazmamız gerektiğini daha önce öğrenmiştik. O zaman videoya elimizdeki tepkimi inceleyerek başlayalım. Eğer HA diye tanımladığımız herhangi bir asit, H2O'ya bir proton verecek olursa, H2O, H3O artıya, HA ise eşlenik bazına yani A eksiye dönüşecek. Burada yazılmış olan bizim denge bağıntımız. Hatırlayalım. Ka'ya zayıf asitler için tanımlanmış iyonizasyon ya da asitlik sabiti demiştik. Bu değerin birden daha küçük olması gerektiğini daha önce de konuşmuştuk. Burada elimize 3 tane zayıf asit var. Hidroflorik asit, asetik asit ve metanol. Burada yazılmış olanlarsa bu asitlere ait olan Ka değerleri. Tablodan da görebileceğiniz gibi hidroflorik asit en yüksek Ka değerine sahip. Üçü de zayıf asit olarak kabul edilse bile 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 4, 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğuna göre, hidroflorik asit, asetik asitten daha kuvvetli bir asit. Bu durumda asetik asit de metanolden daha kuvvetli bir asit. Ama şunu da unutmayalım. Üçü de kuvvetli asitlerle karşılaştırıldıkları zaman zayıf asit olarak tanımlanıyorlar. Şimdi artık pKa değerinden biraz bahsedebiliriz. pKa Ka'nın 10 tabanına göre eksi logaritması olarak tanımlanıyor. Eğer metanolün pKa'sını bulmak istersek, tek yapmamız gereken Ka değerini alıp onun eksi logaritmasını almak. Yani metanolün pKa değeri eksi logaritma 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 16. Şimdi hesap makinemizi alarak bu hesabı yapalım. Yazacağımız şey eksi logaritma 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 16. Bulduğumuz bu sonucu da yuvarlarsak sonuç 15,54'e eşit diyebiliriz. Metanolün pKa'sı 15,54. Şimdi bu tablomuza yeni bir kolon ekleyerek pKa değerlerini de yazabiliriz. Metanol için bu değer 15,54. Aynı hesabı asetik asit için yaparsak sonucumuz 4,74. Hidroflorik asit için yaparsak da sonucumuz 3,46 olacak. Tablomuza yukarı doğru çıkarsak, ok yönünde asitlik kuvvetini arttırdığımızı görebiliriz. Bu üç zayıf asit arasında en kuvvetli olan hidroflorik asit. En yüksek Ka değerine sahip olan da hidroflorik asit. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, hidroflorik asidin aynı zamanda en düşük pKa değerine sahip olması. Şöyle diyebiliriz. pKa'nın değeri ne kadar düşük olursa asitik kuvveti de o kadar çok olur. 3,46, 4,74'ten küçük olduğuna göre hidroflorik asit, asetik asitten daha kuvvetli olmalı. Şimdi bir problem çözelim. Sonra da bizden bir molarlık sirkenin yani asetik asit çözeltisinin pH değerine bulmamız istenmiş. Çözüme asit baz tepkimesini yazarak başlayalım. Elimizde ilk olarak asetik asit yani CH3COOH var ve su var. Eğer asetik asit suya bir proton verirse su H3O artıya yani hidronyum iyonuna, asetik asit ise eşlenik bazına yani asetat anyonuna başka bir deyişle de CH3COO eksiye dönüşecektir. Aslında ilk olarak şöyle yapalım. Sonra da bize verilen unutalım. Ve elimizde sanki 100 molekül asetik asit varmış gibi düşünelim. Burada 100 tane asetik asit molekülü var. Üstelik hiçbiri tepkimeye girmemiş. Yani diyebiliriz ki tepkime daha gerçekleşmedi ve ortada hiçbir ürün yok. Aslında elimizde ne hidronyum iyonu var ne de asetat iyonu. Asetik asit bildiğiniz gibi zayıf bir asit. Kuvvetli bir asit %100 iyonlaştığı zaman bu 100 molekülünde iyonlaştığını düşünebiliriz. Ama şunu biliyoruz asetik asit kuvvetli bir asit değil. O zaman şöyle diyelim. Sadece tek bir asetik asit molekülü suya bir proton vermeyi başarmış olsun. Başka bir deyişle Sadece tek bir molekül asetik asit asetat anyonuna dönüşecek. Bir molekül asetik asit kaybedersek bir tane asetat anyonu kazanıyoruz demektir. Ayrıca aynı zamanda proton eklediğimiz suyla bir tane hidronyum iyonu oluşturuyoruz demektir. Sonuç olarak elimizde hala 99 tane asetik asit molekülü var. Bunun yanında da bir tane hidronyum iyonumuz. Bir tane de asetat anyonumuz var. İşte soruyu çözerken yani derişimleri kullanırken de aynı bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. O zaman işe başlangıç derişimiyle başlayalım. Soruda da bir molarlık asetik asit çözeltisi olduğu söyleniyordu. Demek ki buraya başlangıç derişimi için bir yazabilirim. Biraz önce yaptığımız gibi öncelikle sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Yani hidronyum iyonu derişimleri sıfır, asetik anyonun derişimleri de sıfır. Bir sonraki adım için buraya değişme yazıyorum. Tepkimeye giren asetik asitin derişimi de x olsun. Demek ki elimizde x derişimi kadar tepkimeye giren asetik asit var. Buraya da sadece eksi x yazalım ki bir miktar asetik asit kaybettiğimiz anlaşılsın. Öte yandan aynı derişimde asetik anyonu kazanıyor olmamız gerekiyor. Ve tabii ki aynı şekilde hidronyum iyonu oluşturuyor olmalı. Tepkime dengeye geldiği zaman... Denge derişimleri de bu şekilde olacak. Asetik aset için 1 eksi x, hidronyum iyonu için x, asetik anyonu için de x. O zaman artık denge bağlantısını yazabiliriz. Öncelikle burada kendimize bir yer açalım. Evet, denge bağlantısını yazalım. Ka eşittir hidronyum iyonlarının derişimi çarpı asetat anyonlarının derişimi bölü Asetik asidin derişimi. Suyu yine bağının dışında bıraktık. Şimdi bildiklerimizi bu bağıntıya yerleştirelim. Hidronyumun dengedeki derişimi x'ti değil mi? Yani burası x. x'i buraya yerleştirelim. Hidronyum iyonlarının derişimi için x yazdık. O zaman asetet anyonları için de aynısını yazabiliriz öyle değil mi? Buraya da x yazıyorum. Bu ikisinin çarpımını asetik asidin derişimine bölmemiz lazım ki bu da 1 eksi x'e bölmemiz gerektiği anlamına gelir. O zaman buraya da 1 eksi x yazıyorum. Bu işlemin sonucu bize asetik asitin Ka'sını vermeli. Onu da yukarıdaki tablodan bulabiliriz. O zaman tabloya tekrar bakalım ve Ka değerimizi bulalım. Asetik asidin Ka değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Onu da alıp bağıntıya yerleştirelim. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'i buraya ekleyelim. Bence artık x'i bulabiliriz. Ama bunu yapabilmek için ikinci dereceden bir denklem kullanmamız gerekiyor. O zaman bu noktada bir varsayımda bulunalım. Diyelim ki, x 1 molardan çok çok daha küçük bir değer olsun. İnanın bu şekilde yapacağımız işlemler daha kolay. Eğer x 1'den çok çok küçük bir sayıysa, 1 eksi x de neredeyse 1'e eşit olur. Çok çok küçük bir sayıyı birden çıkarırsak, Sizce de sanki hiçbir şey yapmamış gibi olmaz mıyız? O zaman bu varsayıma dayanarak 1 eksi x yerine 1 yazabiliriz. Bu da işlemi bizim için oldukça basit bir hale getirecek. Elimize kalanlara bakacak olursak 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir x kare bölü 1. Artık tek yapmamız gereken bu işlemden x'i çekmek. O zaman hesap makinemizi alalım ve bu işlemi yapalım. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karekökünü bulmamız gerekiyor. Cevabımız 0,0042. Bu sonucu da buraya yazalım. Bu kadar yazıdan sonra son işlemler için biraz daha yere ihtiyacımız var. x eşittir 0,0042. Peki x neydi? x hidronyum iyonlarının derişimiydi. Dengedeki hidronyum iyonlarının derişimiydi yani. Hidronyum iyonlarının derişimini bulduğumuza göre artık pH'ı da hesaplayabiliriz. En sonunda sorunun bizden asıl istediğini bulabiliriz. pH eşittir hidronyum iyonlarının derişiminin eksi logaritması yani 0,0042. Bu işlemi de hesap makinesi yapmamız gerekecek. Eksi logaritma 0,0042'nin sonucu 2,38. Çözeltimizin pH'ı 2,38. Yani elimizdeki sirkenin pH'i 2,38'miş.